kısa bir süre önce ekranlara veda eden, başarılı sunucunun sunmuş olduğu, Müge Anlı ile Tatlı, Sert programında, 3 yıldır çözülmeyen bir sorun ele alınmıştı. Necla ve Metin çifti, kızlarının gözü önünde öldürülmüş ve katil, sırra kadem basmıştı. Sevilerek takip edilen programın, sezon finaline damgasını vuran, bu cinayet sonrasında ise, skandal bir gelişme yaşandı. Anne ve babası gözleri önünde öldürülen Büşra, hal ve tavırlarıyla şüpheleri kendisinde topluyordu. Müge Anlı ise sık sık Büşra'ya, "Büşra, artık ne biliyorsan anlat. Sen bir şeyler hakkında ya yalan ya da eksik şeyler söylüyorsun. Ben biliyorum gerçekleri ama senden duymak istiyorum," açıklamasında bulunuyordu. Peki, sezon finali sonrasında neler oldu? Müge Anlı ne zaman ekranlara dönüyor? Sezon finali sonrasında, Necla ve Metin çiftinin kızları olan Büşra ve Uğur'un da içinde bulunduğu, tam tamına 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftin çocukları olan Osman ise, kısa bir süre önce, sosyal medya hesabı üzerinden, "Canı yanan sabretsin, can yakan da canının yanacağı günü beklesin," paylaşımında bulunmuş ve kardeşlerinin ikisi anında tutuklanmıştı. Müge Anlı ise, sezon finalinde, "Aslında 30 Ağustos'ta ekranlara geleceğiz, ama, Büyükşen cinayetinde gelişmeler yaşansın, ben anında ekranlara gelirim. Yeter ki, dekorum olsun benim," sözlerini dile getirmişti. Sevilerek takip edilen başarılı programa, yeniden, cuma günü ya da pazartesi günü geleceği düşünen Müge Anlı, sadece bir günlük, bir yayın yapacağı, iddialar arasında yerini aldı. Müge Anlı'nın yeniden ekranlara dönmesi ise, hayranlarını çok mutlu etti. Büyükşen olayı neydi? İşte Büyükşen olayının özeti. Konya'da Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen'in, 3 yıl önce, evlerinde, pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili kurulan özel ekip, bir operasyon düzenledi. Çiftin, olaydan yaralı kurtulan kızları, Büşra Büyükşen ve ağabeyi, Uğur Büyükşen'in de aralarında bulunduğu 24 kişi, gözaltına alındı. Jandarmanın, yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü çalışmalarda, katil zanlısına ulaşılamadı. Çiftin, çocuk doktoru oğlu Osman Büyükşen ise, cinayetin aydınlatılabilmesi için, sosyal medya ve televizyon programlarına katılıp, anne ve babasının katilini aramaya başladı. Osman Büyükşen'in girişimlerinin ardından, Jandarma Genel Komutanlığı'nın talimatıyla, Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, Jandarma Suç Araştırma Timi bünyesinde kurulan özel ekip, cinayeti çözmek için, çalışma başlattı. Jandarmanın özel ekibi, İsmil Mahallesi'ndeki birçok adrese, operasyon düzenledi. Operasyonda, çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile, eşi Betül Büyükşen, babası Muammer Büyük Doğrucan ve Mehmet Ali Dayanır'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmaya götürüldü. İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde, başına kar maskesi geçiren kişi, Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e, elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle, çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla ve Metin Büyükşen çiftinin, cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de, sağlık görevlilerince, ambulansla, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Olaydan sonra alınan kan örnekleri, cinayet anının tek tanığı olan Büşra Büyükşen'in, canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları,
ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen, eksik anlatımları, kısacası, Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar, her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyordu. Yapılan araştırmaların ardından, Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba, gelinine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak, Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor. Annemin vuruluşunu görmedim. Tüfek sesi de duymadım. Zaten babamı vururken de çok hafif bir tüfek sesi çıktı. Tam pencereye yöneldim ben. Öte yandan, video yayına hazırlandığı zaman yaşanan gelişmeler ise şöyle. Büyükşen çiftinin öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 24 kişinin sorgusu sürüyor. Büyükşen çiftinin öldürüldüğü sırada evde bulunan ve iddiasına göre saldırganın tüfeğin dipçiğiyle başına vurmasında sonra ölmüş gibi davranıp yatak odasının penceresinden atlayıp yoldan geçen komşularına ait otomobille jandarma haber veren kızları Büşra Büyükşen de sorgulama kapsamında keşif için olayın meydana geldiği eve getirildi. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Jandarma Komutan Yardımcılarının katıldığı keşfe, ölen çiftin çocuk doktoru olan oğlu Osman Büyükşen de katıldı. Osman Büyükşen, zaman zaman kardeşi Büşra Büşükşen'e olay günüyle ilgili sorular sordu. Büşra Büyükşen, olayın nasıl olduğunu, saldırganın nasıl eve girdiğini, kendisinin yatak odası camından nasıl atlayıp kaçtığını anlattı. Büşra Büyükşen'in olay günü bindiği, yoldan geçen, komşularına ait otomobil de keşif alanına getirildi. Büşra Büyükşen de otomobili nasıl durdurup hangi tarafa binip oturduğunu gösterdi. Keşif sırasında, jandarma komutanlığı ekipleri evin çevresi ve mahallenin bazı noktalarında geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili birçok iddia da ortaya atıldı. İddialardan biri ise, Büyükşen çiftinin komşuları Osman Büyükloğrucan ile gelinleri Betül Büyükşen arasında bir ilişki olduğuna dairdi. İsmil'de konuşulan iddianın geçmişinin cinayetten daha eski olduğu öğrenildi. Büyükşen ailesiyle sık sık bir araya geldiği söylenen Büyükloğrucan'ın cenaze evine hiç uğramaması da şüpheleri arttırdı. Betül Büyükşen daha önce bu iddiayı hiç duymadığını belirtti. Büyükşen, Osman Büyükloğrucan, benden yaşça büyük. Ben sadece, babamla bir araya geldiklerinde çay demlerdim. Onun haricinde, telefon numarası bile bende yok, diye konuştu. 30 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında gündeme gelen ilk iddia, talihsiz çiftin, yanlışlıkla öldürülmüş olabileceğini işaret etti. Ortaya atılan iddiaya göre, Büyükşen çiftini öldüren kişi ya da kişilerin amacı, bir başkasını öldürmekti. Evler arasındaki benzerlik nedeniyle, Metin, Necla Büyükşen çifti cinayete kurban gitti. Olayla ilgili İsmil sakinleri, Büyükşen ailesinin evinin yakınında sorunlar yaşayan bir aile var. Bu ailede yasak ilişki ve tefeciden alınan borç konuşuluyor. Bu nedenle, yanlışlıkla işlenen bir cinayet olabilir, iddiasını ortaya attı. Osman Büyükşen kimdir? Konya'da işlenen cinayet ile gündeme gelen Osman Büyükşen, öldürülen çift Necla Metin Büyükşen'in küçük oğludur. Çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru olan Osman Büyükşen, 1988 doğumlu. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.